Kocaeli, kentsel ve endüstriyel gelişmelere, artan nüfusa rağmen denizle iç içe olmaktan vazgeçemeyen bir şehir. Burada dünyanın dört bir yanına yük taşıyan devasa yük gemileriyle küçük bir sayfiye yerini andıran yelkenlileri, marinaları, su altını insanlara sevdiren dalış merkezlerini yan yana görebilirsiniz. Tarih boyunca Marmara'nın zengin balık yatağı olarak anılan Körfez, pek çok türe yuva olmuş. Bazıları zamanla ortamdan çekilmiş. Ancak Körfez, istavrit ve biyoçeşitlilik bakımından hala zengin, değerli. İzmit Körfezi, sıra dışı formları ve güzellikleriyle hayranlık uyandıran onlarca türe ev sahipliği yapıyor. Korunmaları, beslenmeleri, çoğalmaları için uygun ve korunaklı bir ortam sağlayan Körfez'in suyu, çift tabakalı bir yapıya sahip. Körfez'in hidrografik özelliği Marmara Denizi ile aynı olup, az tuzlu Karadeniz suları üst tabakayı, tuzlu Akdeniz suları alt tabakayı oluşturur. İki tabakalı suların etkisi altında kalması nedeniyle sıcaklık ve tuzluluk bakımından canlı yaşam için oldukça optimum koşullar sağlar. Demersal ve pelajik balık faunası bakımından çok zengin ve dinamik bir yapı gösterir. Özellikle pelajik balıkların barınma, beslenme ve üreme alanını oluşturur. 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz troll ve argarna çalışması sonucunda İzmit Körfezi'nde 45 balık türü, 12 omurgasız türü olmak üzere toplam 57 tür elde ettik. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği IUCN'in türlerin risk durumuna göre dikkate aldığı kırmızı listeye göre İzmit Körfezi'nde hassas 5 tür, tehlikeye yakın 3 tür ve düşük riskli 37 tür bulunmakta. Koruma altına alınan türlerin İzmit Körfezi'nde yer alması bu bölgenin önemini daha da arttırmakta. Yüksek koordinasyonla senkronize şekilde hareket ediyorlar. Aralarındaki bu muhteşem uyum hayatta kalmak için. Tam 50 milyon yıldır ustalıkla sürdürdükleri bu çaba takdire değer. Parlaklıklarıyla göz kamaştıran yassı gövdeli istavritleri Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nda görmek mümkün. Bu türün Marmara Denizi'nde sevdiği bir yer var. Türk Boğazlar Sistemi'nin önemli bir parçası olan İzmit Körfezi. Balıkçıların da favorisi olan istavrit, İzmit Körfezi'nin simgesi, ekonomik değeri. İnsanı deniz kıyısına çeken, Kocaeli halkını İzmit Körfezi ile buluşturan en özel balıklardan bir tanesidir. Diğer balıkları avlamak çok zordur. Çok teknik ister. İşte bir lüferi avlamak biraz daha teknik ister, biraz daha farklı av araçları ister. Ama istavrit en ufağımızdan en yaşlımıza kadar ister tekneyle olsun, ister kıyıdan oltayla olsun son derece keyif verici ve denizle yaşamayı öğreten bir balık. Körfez, amatör balıkçılık faaliyetleri bakımından öylesine bereketli ki, uluslararası balık turnuvalarının da merkezi konumunda. Bir yarışmada 22 ayrı tür yakalandı ve bir yarışmada bizden önde sanırım İtalya var. 1240 balık 88 yarışmacının katıldığı bir yarışmada yakalandı. 3 ayrı dalda İzmit Körfezi'nin Türkiye özelinde birincilikleri var. Bugün palamutu görmek, kırlangıç balığını görmek bol miktarda, kalkan balığını görmek, bunlar gayet güzel. Bunlar da işte yapılan çalışmaların ürünü. Kalkan balığı yavrusu atıldı, ondan sonra çıpra karagöz atıldı. Bunlar bir kısmı zayi olsa da tuttu. Bunun meyvelerini de zaten biz başladık görmeye. Kapalı bir havza olan Körfez'in yüzeye yakın tabanı genelde Marmara'da olduğu gibi deniz marulları ve alplerle kaplı. Bu sularda görebileceğiniz ay deniz anası ve deniz yıldızları da yine kirliliğe toleransı yüksek türler arasında.
zooxantik faunanın büyük bir bölümünü de midyeler oluşturuyor. İzmit Körfezi'nin mavi bayraklı kara mürsel sahilleri ise deniz çayırı adı verilen Zostera marina türü bitkilerle kaplı. Bu çiçekli deniz bitkileri su altının en üretken ekosistemlerinden. 1 metrekarelik alanı günde 15 litre oksijen üretiyor. 100 milyon yıllık geçmişleri var. Körfez onlarla nefes alıyor, tazeleniyor. Deniz çayırları arasında Uluslararası Dünya Doğa Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan pinaları da görmek mümkün. Deniz tabanında duruşlarıyla birer anıtı andıran pinalar, Akdeniz'in en büyük kabukluları. Hepsi doğal birer filtre. Saatte 6 litre suyu süzerek temizliyorlar. Akdeniz ve Ege'de son yıllarda bir virüs nedeniyle hızla yitirdiğimiz pinaların da tıpkı deniz çayırları gibi ekosisteme katkısı büyük. Marmara'da yaşıyor olmaları sevindirici. Zaman içerisinde her geçen gün İzmit Körfezi'nin biraz daha mavi olduğunu, biraz daha temiz olduğunu, daha yaşanılabilir bir hale geldiğini görüp yaptığımız avlarda çeşitlerin artmış olmasını görmek gerçekten çok güzel. Tabii deniz temiz olunca insanın da şevki artıyor, hevesi artıyor. Eskiden olta atmak istemezdik. Tabii o pis koku, görüntü, tuttuğunuz balıklardaki ağır metaller olsun. Şu an yapılan çalışmalar, arıtma tesisleri olsun, ıslah çalışmaları olsun, deniz çok temiz. Dalgıç arkadaşlarımdan ve kendim de ara sıra dalıyorum. Aldığım izlenimler deniz tabanının yavaş yavaş temizlendiğine dair. Zaten olan dip balıkları da, mevcuttaki dip balıkları da bunu gösteriyor. İstavit, mezgit, kefal, onları tutuyoruz. Palamut olursa palamut tutuyoruz. Çinekop tutuyoruz, lüfer tutuyoruz. Onlar da gelirse. 40 senedir yapıyorum, devam ediyorum. Ağ dikiyorum, ağ yapıyorum. Denize çıkıyorum, balık tutuyorum. Mutlu oluyorum ben. Daha çok mutlu oluyorum. Denizi seviyorum. Balıkçılığı seviyorum. Hani sevdiğim için gidiyorum. Çapara da seviyorum. Hani çaparayla böyle salladığın zaman onu da tutmak seviyoruz. Karada durdum, beni sıkıyor sanki kara, denize gideceğim. Balık tutacağım. Sık sık balığa geliyoruz. Çocuklarım var. Onlarla birlikte de tutuyoruz. Onlar da çok keyif alıyor. Onlar için değişik bir aktivite oluyor. Körfez'in her yerinden, hemen hemen her yerinden balık çıkıyor. İstavrit, mezgit, kırlangıç, çinekop, zargana. Biyoçeşitlilik genellikle kıyısal alanlarda daha zengindir. Mutlaka kıyısal alanları korumamız gerekiyor. 0 ile 50 metre korunması gereken alanlar. Çünkü deniz çayırların bulunduğu ve özellikle habitatların korunması gereken alanlardır. Yaşam ile eş değer bir kelime olan biyoçeşitlilik, geleceğimiz olan denizlerimizin güvencesi. Dengeli bir ekosistemde her bir canlının önemi, işlevi büyük. Su altı ekosistemi gücünü bu çeşitlilikten, birliktelikten alıyor. Tıpkı İzmit Körfezi'ndeki gibi. Nesli tehlike altında türlerin görünmesi, koruma altındaki türlerin, pinna, deniz atı, köpek balıkların, vatoz türlerin hala bu bölgede olması bu bölgenin önemini daha arttırıyor. Korumaya yönelik tedbirlerin alınması, belki koruma alanlarının ilan edilmesine ihtiyaç var. Bence İzmit Körfezi de koruma alanı ilan edilebilecek bir bölge. Bu zenginlikte bazı canlılar birbirleri için besin olurken bazıları uyum içinde. Aralarında güçlü bir iletişim var. Her yerde olduğu gibi güven, burada da iletişimin temeli.
Formlarıyla narin birer çiçeği andıran anemonlar, sualtı faunasında koloniler oluşturuyorlar. Körfez'in kuzeybatı ucunda yer alan eski hisarın dip yapısı bu anemonlarla bezeli. Anemonlar simbiyotik, yani birlikte yaşamın da önemli simgelerinden. Küresel ısınma ve deniz taşımacılığı, denizel ekosistemin yapısını değiştiriyor. Yıllardır Akdeniz'de olan türleri artık Marmara'da görmek mümkün. Hoş bir görüntüye sahip mor deniz anası da İzmit Körfezi'nin korunaklı yapısına kendini bırakanlardan. Balıkların kendini yenileme özelliklerinden faydalanarak tekrar eski seviyelere getirilmesi, kaybolan türlerin tekrar geriye gelmesi mümkün. Bunun için öncelikle av baskısının azaltılması lazım. Denizdeki kirliliğin önlenmesi, denizlerin temiz tutulması oldukça önemli. Her birey olarak hepimize burada rol düşmekte. Yüzeysel temizlik araçları hiç durmadan çalışıyorlar. Yani vatandaş olarak da pek zayıf kalıyoruz. Hep böyle birilerinden bekliyoruz. Bir kepçe de biz vuralım, biraz pisliğe şuradan kenardan alalım demiyoruz yani. O konuda eksiyiz birazcık yani vatandaş olarak. Sportif olta balıkçılarının en birinci görevi doğayı korumaktır. Doğayı kirletmemektir. Kirli olan yeri de temizlemektir. Daha üreme olgunluğuna yetişmemiş balıkları alıkoymamak. Vicdani limitlerimizle avlanalım. Yani yasal limitlerimiz bugün olması gerektiğinden daha aşağı seviyede. Mesela bir lüfer balığı 18 santim ama lüfer balığı 25 santimde olgunluğa ulaşıyor ve üreme potansiyeline sahip oluyor. Her balığın en az bir sefer üremeye hakkı olması lazım ki denizlerimizdeki bu popülasyonu yarın torunlarımıza anlatmayalım, torunlarımız kendisi görsün. Kılıcımız vardı, efendim, orkinosumuz vardı, olmayan balığımız yoktu. Yani mercan balığımız vardı, karagöz balıklarımız var, dörder kilo bunlar. Olmak kaydıyla ve sürüler halinde gözle görülürdük yani. Ve buna eskiler ne demişti biliyor musunuz? İşte denizin kuru fasulyesi bu, bitmez. Şimdi torunlarına bir kasa balık bası için bir gece sabah daha kadar devam ediyor. Büyüme fırsatı vermediğiniz zaman işte tezgahlarda daha küçük boylu balıkları görüyoruz. Tüketici olarak da aslında sorumluluklarımız var. Her canlının minimum avlanabilir boylarına dikkat etmemiz, yavru balıkları satın almamamız lazım. Vallahi yetkilerimizden bir ara ver bu işini yani bir kanunlara döküp bu kanunlar çerçevesinde ve çok katı olmak kaydıyla. Çok katı yani af yok. Af olmamak kaydıyla bu işin üzerine gidilmesi gerekiyor. O kadar büyük tekneler yapıldı ki yani bizim Marmara bölgesindeki avlanması yasak tekneler durumuna geldi yani. Tekneler 50 metrenin üzerine çıktı, 100 metre oldu yani neredeyse okyanusa açılacak tekneler yaptık. Bu Marmara'da avlanıyor yani. Eskiden 18-20 metreden aşağı gırgır inemezdi. Ama şimdi ne yani bir de derinlik yaptılar 100 metre, 200 metre gibi. Balıkların kalacak yeri yok yani. Cihazlar dersen onaya da kaza. Cihazlar çok büyük cihazlar artık altındaki sineği dahi görüyor. Denizde çöp olduğu zaman üzüyor beni. Üzülüyorum niye atılıyor, niye atıyorlar diye ben de üzülüyorum. Hani insan ister ki hani her şeyi doğa temiz olsun ister. Temizlik kirletmemeyle başlar. Kirletmezsek temizlemek zorunda kalmayız. Dünya bizim, çevre bizim. Doğru tüketelim. Zaten tüketiyoruz ama doğru tüketelim, bilinçli tüketelim. Deniz bir tutku, gerçekten bir tutku. Deniz olmayan bir şehirde yaşayamazdık herhalde. Buranın ne balığı biter ne de balıkçısı biter. Biz biraz da Körfez'in işte temizliğinden yasaklara falan da uyarsak geleceği hani parlak yani. Yerli türlerden göçmen türlere İzmit Körfezi tüm bu canlıların ortak evi. Ve biliyoruz ki denizlerde insan etkisi ne kadar az ise deniz ekosistemi kendi içinde o kadar sağlıklı
uyumlu. Sualtı canlıları, lagün ve deltaların hayat verdiği İzmit Körfezi, ülkemizin eşsiz sermayesi, hassasiyetle korunması gereken doğal zenginliği. Bu sebeple denizimizi tanıyor, körfezimizi koruyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi